büyük sorunlarımızdan biri çabuk unutmamız. Yani bunun sosyal medyanın, sosyal medyada çok fazla video dolaşması, çok fazla bilgi dolaşması bizim çabuk unutmamıza, çok fazla içeriğe maruz kalıyoruz. Ve zaman geçtikçe buna alışıyoruz. Sosyal medyada çok fazla içerik var, çok fazla içerik var. İşte bir süre sonra işte diyoruz ki Gazze'de işte bombardıman oldu, işte zaten oluyor yani. Ama insanların psikolojisini bozan bir şey bu bence. Yani parçalanmış bir çocuğun bedenini paylaşmak da bence psikolojik bir rahatsızlığın göstergesi olabilir. Yani buna hiç merhamet etmeden bakabilmek, belki merhamet etmek için bakıyoruz ama yani bu parçalanmış bir çocuk bedenine hiç duygu göstermeden bakabilmek, bunu paylaşabilmek, bunu başkasına gönderebilmek, bu çok büyük bir psikoloji sonucu oluyor. Bence çok normal bir şey değil yani. Yani bu içerikleri sağlayıcıların da aslında buna kesinlikle dikkat etmesi gerekir. Evet, ama bunu dikkat, özellikle şu anda gündemde olduğu için söylüyorum. Gazze'de çok büyük bir katliam var ve oradaki katliamı duyurabilmek için oradaki gazeteciler bunları çekiyorlar ve servis ediyorlar. Ama bunları servis edenlerden alan ikinci komisyon diyelim, ikinci kişiler bunu mutlaka elden geçirerek, işte gerekirse fluyolayarak, biz mesela kan bir görüntüde kan varsa onu mutlaka siyah beyaz yapıyoruz. Yani bunu izleyenlerin de psikolojisini düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Çok büyük bir hastalık aslında. Yani hem sosyolojik hem de psikolojik bir durum gibi bakıyoruz. Bakın sosyal medyada timeline'a bakarsanız yani 5 dakika içerisinde fikirden fikire, duygudan duyguya geçiyorsunuz. İşte Gazze'de bombardıman oldu. Kaydır aşağı boykot. Boykotu görüyorsunuz. Kaldır aşağı, arkadaşınız bir karikatür paylaşmış. Ona bakıyorsunuz. Kaldır aşağı, işte yarın bir program var. Programın afişi. Kaydır aşağı işte reklam. İşte bir yerde giysi satılıyor. Altına yapıyorsun, bu akşam ne yemek yaptın? Yani tam üzüleceğim diyorsun, karşına saçma sapan hiç alakasız bir içerik çıkıyor ve hemen işte o duyguyu kafam bir anda yerine geliyor yani maalesef. Duygudan duyguya sizi böyle buradan alıyor, buradan savuruyor yani. Bence şöyle yapmamız lazım. Instagram'da ya da işte sosyal medya mecralarında Instagram zaten tam bir eğlence yeri. Bakın biz deprem zamanında Human Movie Team içerikler üretiyor. Bir saatten sonra bizim içeriklerimizi yavaşlatmaya başladı. Çünkü dedi ki burası bir eğlence yeri. Tamam mı? Evet, duygunuzu paylaştık ama burası bir eğlence yeri. Artık işte insanları mutlu edecek içerikler paylaşmanız lazım. Bir sürü şu anda mesela Gazze haberlerinin kısıtlanması, bizim hoşumuza gitmeyen şeyleri burada paylaşamazsın demeye getiriyorlar yani. Ya insanların hesaplarını kapatıyorlar ya işte hareketliliği, etkileşimi etkiliyorlar. O başka bir sorun, çok büyük bir sorun. Ama insanların da bu kadar fazla içeriğe maruz kalması başka bir sorun. Benim tavsiyem her videoya bakmasınlar. Instagram, işte sosyal medyada yapacakları şey neyse onu yapıp hemen çıksınlar. Çok fazla vakit geçirmesinler. Bilgi alacakları insanları takır takır baksınlar. Ama çok fazla vakit geçirirlerse inanın kendindeki o bizim ruhumuz kendimizden göç etmeye başlıyor. Yani artık hiçbir şeye üzülemez, hiçbir şey. Artık ne yaparsak yapalım çok üzülmemeye başlıyoruz. Şunu lütfen unutmayın. El Ehli Hastanesi'nde 400 tane insanı bir anda öldürdüler. Biz paramparça olduk. Sabaha kadar ağladık. Herkes sokakları şey yaptı. Gittiler. Boykot ettiğimiz şeylerin, dükkanların camlarını parçaladı insanlar. Bir hafta sonra aynı sayıda insanlar yine katledildi. Aynı gün Civaliye kampında. Ama Türkiye'de maalesef ses olmadı çünkü biz alışmıştık. Çok kötü, çok çok kötü. Kendimize yapabileceğimiz tepkisizlik, kendimize yapabileceğimiz en büyük haksızlık diye düşünüyorum.